arkadaşlar ben matematik ve geometri öğretmeni Salahattin. Sayı ve kesir probleminin son testi olan test 3'teyiz. Güzel sorularımız var. Haydi devam edelim. Birinci soru. Aşağıda ağırlıkları tam sayı olan birbirine eşit 3 tane küp ve 1 tane küre verilmiştir. Bu 4 cisim şekildeki elektronik tahta tartıldığında 33 gram gelmektedir. Bir küp ile bir kürenin ağırlığının toplamı en az kaç gram? Yani şimdi bir küp x olsun, o zaman x olsun, y olsun. 3x artı y'nin biz 33 olduğunu biliyoruz. Burada x ve y'nin değerleri neler olabilir bakalım. Mesela y'ye 0 diyebilir miyim? Diyemem. 1 diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü y'ye 1 dersem 32 olur. Tam sayı olmaz. Karşı yaptığımda 2 de diyemem. 3 diyebilirim. Ve burası da 10 olacak. Sonra çaprazı kadar artıp azalıyordu. Yani burası 1 azalacak. 9. Burası da 3 artacak. 6. Yani 9. 8. Burası 7. Efendim söyleyeyim. 12. Bu şekilde gidebilir. Biz neyi istiyoruz? Bir küreyle bir küpün ağırlığının en az olmasını istiyoruz. Burada mesela 19, burada 17. O zaman en az burada olacak ve 13 cevabını bulacağız birinci soruda. İkinci soruda geldi. Bir vazo üreticisinde üretilen vazo çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. Vazo 120 taneymiş. Bu işletmede bir günde toplam 120 tane vazo üretilmiştir. Büyük boy vazoların 15 tanesi ahşap, 12 tanesi porselendir. Bu işletmede bir günde üretilen toplam ahşap vazo sayısı toplam cam vazo sayısının 2 katıdır. Bu işletmede kaç tane küçük boy ahşap vazo üretilmiştir diyor. Şimdi geldim buraya. Burada x tane, burada y tane. Bunları bilmiyorum. Z olsun bu da. Ve buradan şunu biliyoruz. X artı y artı z artı 27 şu ikisinin toplamı eşittir 120. Dolayısıyla x artı y artı z 90. 3 mü yapacak? 20 oradan, 7 de oradan çıkarttım. 93 yapacak. Evet. Başka ne diyormuş? Bu işletmede bir günde üretilen toplam ahşap vazo 15 artı y. 15 artı y. Toplam cam vazo sayısının 2 katı. Cam x artı z. X artı z'nin 2 katıymış. X artı z'nin 2 katıymış. Yani şuraya 2 yazabilirim. X artı z'nin, pardon. X artı, bir daha okuyalım şurayı. Bu işletmede bir günde üretilen toplam ahşap vazo sayısı toplam cam vazo sayısının 2 katı. Yani 2'yi buraya yazacağım. Yani biz burada x artı z yerine 15 artı y bölü 2 yazabiliriz. Şurada da bunu yazacağım. Bak şimdi x artı z burada çünkü. 15 artı y bölü 2 artı y eşittir 93 dedim. 15 artı 3y bölü 2 eşittir 93 oldu. 15 artı 3y eşittir 186 geldi. 3y eşittir. Buradan 15 çıkartırsam 1, 7 ve 1 geldi. 171 bölü 3 yapıverelim hemen. 171 bölü 3. 57 yapacaktır doğru cevabımız arkadaşlar. Bakın y'yi aradığımız için y'ye göre gittik biz. Çünkü kaç tane küçük boy ahşap soruyor. Bunu soruyor bize. Üçüncü sorumuza geldik. Can doğrusal bir yolda her defasında 7 ileri 2 geri adım atarak yürümektedir. Biraz. Can belli bir noktadan başlayarak 120 adım attığında başladığı noktadan kaç adım ileride olur? Şimdi 7 ileri 2 geri. Yani 9 hareket yapacak. 9 hareket yaptığında 7 tane ileri gitmiş oluyor. 7 ileri 2 geri geldiği için 5 ileri gitmiş oluyor. Doğru mu? 5 ileri gitmiş oluyor. 9 hareketle. Şimdi 120 adım attığında yani 120 hareket yaptığında 120 hareket. Şöyle diyelim burada yaklaşım yapalım. Yani mesela 10 değil de 120 değil de şöyle olsun. 120 adım mesela 10 kere bundan yapsa 10 kere desek 90 tane hareket etmiş olur. 50 adım ileri gitmiş olur. 10 kere olsa 90. Bir mesela 11 olsa 12 olsa 120'ye yaklaşmaya çalışıyorum arkadaşlar burada. 14 çarpı 9 kaç yapacaktı? 36, 50 var. 3 açtı bak. 14 çok oldu. 13 dediğimizde 13 çarpı 9 7, 50 var. 2 9 117. Bak 117 güzel. 13 kere de burası ilerledi. 65 yaptı. 117 hareket yaptı, 3 adımım kaldı. Şimdi yapacağım şey,
Bunu neden böyle yapıyorum? Çünkü ben belki 2 gerideyim veya 7 ilerideyim. Bunu tam sağlamak için arkadaşlar böyle 120'nin gerisine getirmem lazım. 117'deyim şimdi. 117 yaptım bu hareketleri. Şimdi yapacağım hareket 7 adım ileri gitmek olacak. Ama benim elimde 120'den 117 3 adım ileri var. Mecbur 3 adım ileri gideceğiz ve 68 olarak bunu bulacağız arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Aşağıda görselde bir marketin iç içe geçirmiş alışveriş arabaları gösterilmiştir. Şekilde 5 tane alışveriş arabası iç içe geçirmiş olup toplam uzunluk 7x artı 2'dir. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 5 tane de 4 tane x'im var, bir de 3x artı 2'm var. 15 tane de yapacağım şey 14x. İç içe geçirseydi toplam uzunluk 512 olacaktı diyor. X'i soruyor. 14x, bir de zaten sonundaki 3x artı 2'yi ekleyeceksiniz. Bu soruda basit olduğu için hızlıca geçtim. 17x eşittir 511 geldi. Hemen buradan 511'i 17'ye bölersek burada bir hata var. Neden? Çünkü 510 orası arkadaşlar. 510'u 17'ye bölersek zaten oranı yaptaydık. 30 gelecekti. Şurası 510. X eşittir 30 gelmiş olacak 4. sorumuzda. Geldik 5. sorumuza. Bir hamburgercide 2 hamburger menüsü alana bir sinema bileti hediye edilmektedir. Bir sinema biletinin fiyatı bir hamburger menüsünün fiyatından 7 lira fazladır. Birlikte hamburgerciye giden 4 arkadaş 4 hamburger menüsü alarak 2 sinema bileti hediye kazanmıştır. 2 bileti de sinema gişesinden satın almışlardır. Bu 4 arkadaş toplam 92 lira harcadıklarına göre bir hamburger kaç liradır diyor. Şimdi hamburger var, sinema var ve bunlar birbirinden 7 fazlaymış. Sinema biletinin fiyatı hamburgerden 7 fazlaymış. X artı 7 olsun, X olsun. Bunlar gitti. 4 tane hamburger menüsü aldı mı 4X yaptı. Sonra gittiler. 2 tane kazandılar ya. 2 tane de gişeden aldılar. Yani 2X artı 14 de buradan geldi. 6X artı 17 eşittir 92 dedim. 92'den 17 çıkarttım. 5 geldi burası. Şurada biraz bir hatam var yine. 4x oradan 2x artı 14, 6x artı 14 olacak. Şurası 14 olacak. Sorry. 12, 4, 8 geldi buradan o zaman. 8, 1, 78 geldi. X de o zaman 6x 78 ise 6'ya böldüm. 1, 6, 18, 13 yapacak arkadaşlar. Hamburgerin fiyatı 13 liradır diyor. Geldim bir 6. sorudayız. Bir hastaya iğneyle ilaç enjekte edecekmişiz. Tamamı 5 cc olan ilaç şişesinden şırıngaya belli bir miktarda ilaç çekilip şırıngada hava boşluğu kalmaması için ilacın 5 damlası şırıngadan dışarıya atılmıştır. Hastaya şırıngada kalan 3,8 cc'lik ilaç enjekte edildiğine göre ilaç şişesinde kaç cc'lik ilaç kalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi 5 cc'lik burada kaç damlaya tekabül ediyor onu bulalım. Damladan gideceğiz. Burada 100 damla ilacımız var. Yani cc biraz sıkıntı olabilir. 100 damla var. Çünkü 5 damla dışarı atmışım. Buradan x kadarını buraya aldım. O zaman burada 100-x kaldı. Zaten amacım 100-x'i bulmak. X'in de hepsini enjekte etmedim. 5 damlasını dışarı attım. Yani x-5 içine verdim ben adamın. 3,8 cc'lik kalmış. Yani içine 3,8 koymuşum. O zaman 3,8 kaç damla onu bir bulalım. Çünkü damladan gidiyoruz. 20 ile çarptım burayı. 76 yaptı. Burası da 76. X o zaman 81. Buraya 81 yazdım. O zaman 19 kaldı. 19 damla kalmış. Bu 19 damlanın biz kaç cc olduğunu nasıl bulacağız? 19'u 20'ye böldüğümüzde bu da 0,85 mi yapıyor? 5 ile çarparsam 5 50 45 95 0,95 yapacaktır arkadaşlar. 6. sorumuz Edirne gelecek. 7. sorudayız. Bir miktar boş kartın bazılarının bir yüzüne 8, diğer yüzüne 2, kalan kartların bir yüzüne 19, diğer yüzüne 1 sayısı yazılmıştır. Tüm kartları da yazan tüm sayıların toplamı 400'dür. Üzerinde 2 yazan kartların sayısı 1 yazanlardan fazladır. Başlangıçta kaç tane boş kart vardır diyor. Şimdi şöyle kartlarımız var. Birinde 8, birinde arkasında 2 yazıyormuş. Diğer kartlarda 19'a 1 yazıyormuş. Tüm kartlarda yazan tüm sayıların toplamı 400'dür diyor. Şimdi x tane bundan olsun. Y tane de bundan olsun.
Burada 10 toplam 12 gelecek. Burada 20 toplam 20y gelecek. Toplam sayı 400 geldi. Ona böldüğüm zaman x artı 2y eşittir. Ona böldüm 40 gelecek. Diyor ki üzerinde 2 yazan kartların sayısı 1 yazanlardan fazladır. Yani x y'den büyükmüş. Ona göre burada değerleri vereceğiz. Tam sayı olacak tabii ki. Bunlar 40 dedim, y 0 olmasın, 1 olsun. 1 olduğunda 2, 38 oldu. Bak olmadı burası. Biraz daha böyle gitmem lazım. En yakın olarak mesela buraya 10 dediğimizde burası kaç olacaktır? 15 mi olacaktır? Evet. Burayı bir arttırdım mesela. 11'de x'i büyük yapmak istiyorum ya. X'i 11 yaptığımda olmaz. X mutlaka çift olacak. 2'ye bölünsün. 2y olduğu için. 12 olduğunda x'ten 40'tan 12 çıkarttım. 28, 14 oldu. Olmadı. 14 olsun. O zaman 13 oldu. Oldu. O zaman başlangıçta en az kaç tane boş kart varmış? Yakın seçtim ve çünkü burada kaldım. Sonra x büyüyecek ve artacak değer 14, 13 daha 27 yapmış olacak arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bir torbada 5 kırmızı, 6 beyaz, 4 sarı renkte bilye vardır. Bu torbadan en az kaç tane bilye alınmalıdır ki her renkten en az 2 bilye garanti alınmış olsun? Şimdi burada en kötü durumdan gidelim. Çektim, çektim, çektim. En kötü 5 kırmızı, 6 beyazı çektim diyelim. 11 tane çektik. 5 kırmızı, 2 yani en iyisinden gitmiyoruz biz. Çünkü en az kaç bilye alınmalıdır ki? Mutlaka garanti edeceğiz. Ha, birinci de sarı alırım, ikinci de beyaz alırım, üçüncü de direkt kırmızı alabilirim ama bu garanti bir şey değil. O en garantisi olması için 6 beyaz ve 5 kırmızıyı bitirdim. Şu anda elimde beyaz kırmızı var ve hepsinden 2'şer tane, hatta daha fazla var. O zaman sarıdan aldım bir tane. Sarıdan bir tane aldım ama yetmedi. 2 tane olmasını istiyorum. Sarıdan bir tane daha aldım. O zaman 11 bilye başta çekmiştim. 2 bilye de buradan. 13 tane bilye çekersem en az 2 tane farklı renkler, aynı renklerden çekmiş olmuş oluyorum. Aşağıda bir telefon görseli verilmiştir. Yan yana ve alt alta iki rakam arasındaki uzaklık bir birimdir. Rüzgar telefonunu açmak için 4 rakamdan oluşan bir şifre belirlemiştir. Rüzgar baş parmağını önce iki tuşuna koymuş. Parmağını kaldırmadan telefon ekranı üzerinde sürükleyerek sırasıyla 3, 6, 8 tuşlarına getirmiştir. Rüzgarın parmağı bu işlem sonunda yaklaşık olarak 3,4 yol almıştır. Şimdi başta 2'ye getirmiş, 2'ye getirmiş, sonra 3 yapmış, sonra 6 yapmış, sonra 8 ve 3,4 yaklaşık olarak gelmiş. Zaten buralar 1, burası 1, o zaman burada kök 2 değil mi? 1, 1, kök 2. Aldığı değer 2 artı kök 2. 2 artı kök 2'nin biz 3,4 olduğunu biliyoruz. Kök 2'nin o zaman 1,4 yok, yaklaşık değerini olduğunu buradan öğrenmiş olduk. Rüzgar şifresini değiştirip baş parmağını önce 4 tuşuna. Önce 4 tuşuna getirecek baş parmağını. Turuncuyla getirsin. Önce 4 tuşundayım. Sonra 8. 4, 8. Sonra 6. Hop, şunu silelim ya. Şunu silelim. Artık yenisindeyiz. Kafamızı karıştırmasın ve daha böyle çapçaplı bir renk olan pembeyi alalım. 4'e, sonra 8'e, sonra 6'ya, sonra 3'e getirmiş. Yani şuralar zaten kök 2 kök 2, biliyoruz buraları. Kök 2 kök 2 1. Yani 2 kök 2 artı birlik bir mesafe almış. Kök 2 1,4 ile 2 ile çarptım. 2,8 yaptı. Bir daha ekledim. 3,8 yaklaşık olarak değer kaplamış. O kadar yol almış. Buraya geldim. Sadece mendil ve çorap yerleştirilecek olan 4 çekmeceli bir dolabın her çekmecesinde mendiller için 18 ve çoraplar için 6 tane yer ayrılmıştır. Şimdi mendiller 18, çoraplar 6. Çekmecelere yerleştirilecek mendil ve çoraplar en alttaki çekmeceden başlanarak kendisine ayrılmış yerlere konulacak. Ve çekmecede yer kalmadığında bir üst çekmeceye yerleştirilecek. Yerleştirme başladıktan sonra bir T anında alttan ilk iki çekmece dolu. Üçüncü çekmecede 3, dördüncü çekmecede 9 eşyalık boş yer olduğu görülüyor. T anında dolapta kaç tane çorap vardır? Demek ki bunlar dolu. 6 tane de burada, 18 burası. 12 tane çorabım kesin vardır. Üçüncü çekmecede 3 tane boş yer varmış. O zaman 3 çorabım doludur diyorum ve 15 cevabımı veriyorum arkadaşlar. Bu kadar gidiyoruz. Dördüncü çekmeceye bakmaya bile gerek yok. Para biriktirmeye karar veren Ercüment, 11. sorudayız. Her sabah uyandığımda o gün ayın kaçıncı günü ise o gün kumbaraya 5 TL olarak yoruldum biraz. Kumbaraya TL olarak o kadar para koyacağım. Örneğin 5. gün 5 TL'ye para koyacaktır. Ercüment bu kararını
bir ayın ilk günden itibaren uygulamaya başlıyor. Ercüment para biriktirmeye başladığı ayın eninci gününde kumarıdaki para miktarını sayınca son iki rakamı sıfır olan bir değer görüyor. En rakamlar toplamı nedir? Şimdi birinci gün 1 lira, sonra 2 lira, sonra 3 lira, sonra 4 lira böyle gidiyor mesela. 7, 9, 10. 10 lira mesela burada. Son iki rakamı sıfırmış. O zaman olmaz. Yani 100 çarpanı olacak. Yani bunun da ben toplamının en çarpanı artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada 100 çarpanını elde etmek için burada mesela n'e 25 desek. 25, 26 bölü 2. Yani 25 çarpı 13 yapacaktır. Olmadı. 100 çarpanı gelmedi. O zaman biraz daha böyle 24 diyelim. 24 sanırım sağlar. 24 çarpı 25 bölü 2 yaptığımızda burası 12 yapacaktır. 12 çarpı 25'te 300 gelecek ve son iki rakamı bakın 0. Bundan sonra ne denerseniz deneyin olmayacaktır arkadaşlar. Demek ki en 24 rakamlar toplamı da 6'dır diyorum. 12. sorudayım. Aşağıda şekil 1'de bir masaya ve yere konulmuş dikdörtgenler prizması şeklindeki kitabın şekil 2'de gösterildiği gibi pozisyonu değiştirilmiştir. Şekilde verilen ölçülere göre masanın yüksekliği h nedir diyor. Şimdi ben bunun boyuna x, enine y diyeyim. Tamam buralara. Şimdi toplamda h artı x'ten 87'yi nasıl bulurum? Bu y'yi çıkartırım değil mi? Bu y'yi çıkartırım. H artı x buranın tamamını verir. Y'yi çıkartırsam h artı x eksi y 87 olduğunu görürüm. Buraya geldiğimizde ise burası y kadar. H artı y'den bu sefer x'i çıkartırsın. 57 olduğunu bulursun. Ve bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak bakın artı y eksi y'yi artı x eksi x'i götürecek. Ve benim istediğim 2h'ı bulmuş olacağım. 80, 50 daha 130, 144 gelecek. Ve h buradan yarıya böldüğümde 72 cevabını bulmuş olacağız. 13. sorudayız. Yeni kuracakları iş için bir grup girişimci bir araya geliyor. Kurulacak bu iş için gerekli sermayeyi kendi aralarında eşit bir şekilde ödeyeceklerdir. Eğer kuracakları iş için 2 tane daha ortak alırlarsa kişi başına 3000 TL daha az sermaye koymaları gerekmektedir. Başlangıçta bir ortak eksik olarak bir araya gelselerdi ödemeleri gereken tutar kişi başı 2400 TL daha fazla olacaktı. Başlangıçta bu iş için kaç girişimciyle işe başlanmıştır diyor. Dikkat edelim arkadaşlar, çok denklem kuracağız. Şimdi X kişiyle başlasınlar bunlar ve A lira para versinler. Bu benim miktarım değil mi? Bu miktarı her türlü çıkartacaklar. Şimdi 2 tane daha ortak aldıklarında x artı 2 tane kişi olmuş oluyorlar ve miktarları 3000 TL azalıyor. Yani a eksi 3000. Bu yine bizim buradaki ifademize eşittir diyoruz. Eşittir bak, yine aynı. Başlangıçta bir ortak eksik olsalardı, yani x eksi 1 olsalardı, x kişiydiler, x eksi 1 olsalardı 2400 TL daha fazla olacakmış. Yani a artı 2400 diyebilirim. Şimdi bu denklemleri çözeceğiz. Önce ilk iki denkleme bakalım. Ax eşittir. Hop ax artı. Bununla bunu çarptım. Sonra eksi 3000x. Artı 2a eksi 6000 yaptı. Tarafları topladığımızda. Bununla bu gitti. Buradan ne yapabilirim? 3000x'in eşittir 2a eksi 6000 olduğunu gördüm. Benim amacım zaten x'i bulmak. Bu dursun. Sonra birinci denklemle üçüncü denkleme bakalım. Burası ax eksi a artı 2400x eksi 2400 geldi. Bu denklemleri de taraf tarafa hop hop götürdüm. Eksi a'yı karşıya attığım zaman a eşittir 2400x eksi 2400 olarak bulduk. Burada a gördüğüm yere 2400x eksi 2400 yazarsak arkadaşlar 4800x eksi burası 6000 2400 daha 10400 yaptı. Yok pardon, 2 ile çarptım. Evet, 48 4800 buradan 10000 108000 mi yaptı? 10800 mi yaptı? 10800 yaptı, özür. 10800 yaptı. Evet, eşittir 3000x dedim. Şöyle bir tane daha sıfırı koydum. Bunu bu tarafa attığımda o zaman 1800x eşittir 108. Şöyle 10800. 2 0 gitti. 18x eşittir 108 ise x 6 olarak bulundu arkadaşlar.
bu soru bu şekilde çözüldü. Biraz işlem kalabalığı kabul ediyorum. Buradaki 13 soruda kalpli soru arkadaşlar. Hepsine tekrar bakın derim. Çok güzel sorular. Kendinize iyi bakın.